Tek kelimeyle rüzgar gülleri. Tabii ülkemiz şu anda olağanüstü hal rejimiyle yönetiliyor. Ne güzel. Değerli arkadaşlar. 15 Temmuz asker kılığındaki teröristlerin gerçekleştirmiş olduğu bir eylem ve o günden sonra ilan edilen olağanüstü hal rejimi. Kanun hükmündeki kararnamelerle yönetilen bir ülke, 80 milyonluk bir ülke. Biz özellikle 16 Nisan halk oylaması sürecinde kanun hükmündeki kararnamelerle bir ülkenin yönetilemeyeceğini, olağanüstü hal rejiminde buna en büyük zararın ekonomide gerçekleşeceğini belirttik. 16 Nisan sürecinde sanırım Yağcı programımızın olduğu akşam Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kanun hükmünde kararname yayınladı. Türkiye'nin ekonomik olarak çok büyük kurumlarının tek bir kararname ile varlık formuna devrini içeren bir kararname. Biz işte o an artık Türkiye'nin maalesef yönetilemeyeceğini belirttik. Çünkü insanların mevduat güvencesinin kalmadığı, tapu güvencesinin kalmadığı, hukuk karşısında adil yargılanma güvencesinin kalmadığı bir ülkeye uluslararası piyasadan yatırımcı gelmeyeceğini, daha da önemlisi yerli yatırımcıların da zaman içerisinde yurt dışına gidebileceğini ve borçlanmalarını düzenleme talebinde bulunabileceğini o zaman belirtmiştik. Yaklaşık 1,5 yıl önce. Maalesef haklı çıktık arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2 ay, 2,5 ay önce Ülker grubu, işte dün de Doğuş grubu borçları ile ilgili yapılandırma istedi. Neden istedi? Çünkü artık Türkiye'de mevduat güvencesinin, hukuk güvencesinin, tapu güvencesinin olmadığını biliyor. Değerli dostlar, olağanüstü hal rejimiyle ülke ekonomisi maalesef batar. Hepimiz geziyoruz. Sizler de geziyorsunuz. Sanayiye gidiyoruz. Esnafımızı geziyoruz. Emeklimizle sohbet ediyoruz. Dar gelirli kardeşimizle sohbet ediyoruz. İş yapan, özellikle AKP iktidarı döneminde 2002-2007 döneminde zenginleşmiş esnaflarımızla konuşuyoruz. Para kazanmış esnaf büyüklerimizle konuşuyoruz. Herkes kan ağlıyor. Değerli dostlar, hükümet gidici. Adalet ve Kalkınma Partisi rejimi gidicidir. Kendileri de bu tablonun farkında olduğu için bir takım ittifak arayışları içerisinde, koalisyon arayışları içerisinde bulunmaktadırlar. Daha önce bizlere koalisyonların, ittifakların Türkiye'de istikrarı bozacağını, Türkiye'de büyümeyi yavaşlatacağını, ekonomik reformların engelleneceğini belirten arkadaşlar bunlar değil miydi? Ama konu koltuğa gelince, konu kişisel menfaate gelince geçmişte söyledikleri bütün sözleri unuttular ve adına Cumhur İttifakı dedikleri bir koltuk ittifakıyla milletimizin karşısına geçmiş durumdalar. Yetmiyor. Yetmeyecek. Yanlarına MHP'nin yönetimini alsalar, aldılar. Ülkenin güvenliğini isteyen, cumhuriyetin devamını isteyen ülkücü kardeşlerimizi yanlarına alamıyorlar. Büyük Birlik Partisi'ni alıyor. Büyük Birlik Partisi'ne oy veren seçmeni, değerli kardeşlerimizi yanlarına alamıyorlar. Alamayacaklar da. Saadet Partisi'ne yanaşmaya çalışıyor. Alamayacaklar. Değerli dostlar, onlar koltuk ittifakı kuracaklar. Kurdular. Biz ise milletimiz için ekmek ittifakı kuracağız. Şeker fabrikaları için şeker ittifakı kuracağız. Milletimizin huzuru için, cumhuriyetin korunması, kollanması için Atatürk'ü seven, Atatürk değerlerine bağlı, farklı siyasi partilere gönül vermiş olabilir ama cumhuriyet rejimini destekleyen, demokrasiyi seven bütün arkadaşlarımızla el ele, kol kola, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi bu noktada sizlere de, başta belediye başkanlarımıza, sizlere, bütün örgüte, hepimize çok önemli
görevler düşüyor. Ülkenin içerisinde bulunduğu koşulları kapı kapı gezerek Süleymanpaşa'daki bütün hemşehrilerimize, Tekirdağ'daki bütün hemşehrilerimize, kardeşlerimize anlatmak durumundayız. Gidişatın farkında olanlara kendi çözüm önerilerimizi anlatmak durumundayız. 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı da öncesinden belirleyerek amacımızın ülkeye yeniden parlamenter demokratik sistemin gelmesinin, demokratik serbest seçimlerle Türkiye'de değişikliklerin yapılabilmesini sağlamak olduğunu anlatmak durumundayız. Belediye başkanlarımız başarılı hizmetleriyle hemşehrilerimizin gönlünde tat kurmuştur. Yapmış oldukları ve yapacakları projelerle daha fazla kardeşimize ulaşmamızı sağlayacaklardır. Bundan önce sağlıkları gibi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde bu seçimi değiştirebilecek, akışı değiştirebilecek, ivmeyi değiştirebilecek önümüzde yerel seçimler var. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Türkiye'nin her yerinde parti içerisindeki farklı fikirleri bir kenara bırakarak belirlenecek olan adayların ardında, meclis üyelerimizin, adaylarımızın ardında tek yumruk olarak çalışacağız. Bugün Süleymanpaşa'mızın farklı yerlerinden buraya geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bu kahvaltını ilk defa yapıyoruz. Kusurumuz olursa, hatamız olursa affola. Birliğimizin, beraberliğimizin arttırmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve sözü Süleymanpaşa'mızın Aşağılı Belediye Başkanı Ekrem Başkanıma veriyorum.